Dragoman stilinde Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken uymamız gereken bazı kurallar vardır. İlk olarak cümlelere rakamla başlanmaz. Fakat bu kural yıllar için geçerli değildir. Ondan küçük sayılar yazıyla yazılırken ondan büyükler rakamla yazılır. Fakat bu kural yüzdeler, zaman, para ve tarihler için geçerli değildir. Yüzdeler, zaman, para ve tarihler dışında da bazı durumlarda sayıları yazmak daha mantıklı olabilir. Örnek vermek gerekirse, "Two innovators in Forbes 30 under 30 list will reshape our future for the next 20 years." İngilizce'de tarihleri yazarken March 30, 1999 örneğindeki gibi ilk önce ayı, sonra da rakamlarla günü ve yılı yazılır. Nokta veya taksim işareti kullanılmaz. Türkçe'de ise 30 Mart 1999 şeklinde yazılır. Aylar sadece belirli bir tarih verildiğinde kısaltılabilir. Ancak March, April, May, June ve July kısaltılmaz. Haftanın günleri ise her zaman yazılır ve hiçbir zaman kısaltılmaz. Saatleri yazarken ise rakamların arasına nokta değil, 2 nokta koyulur. Eğer 12 saatlik zaman bitiminde yazıyorsak, aralarına nokta koyarak ve küçük harflerle AM veya PM yazmalıyız. Daha fazlası için dragoman.ist adresindeki çeviri tavsiyeleri kısmını ziyaret edebilirsiniz.